Evet, Akdeniz'den Antalya'dan Doğu Karadeniz'e gideceğiz ki özellikle fındık üreticileri merakla bekliyordu. 2019 yılı fındık taban fiyatları açıklandı. Peki fiyatın üreticiye yansıması nasıl olacak? Giresun'a gidiyoruz. Arkadaşımız Fatih Doğan bizleri bekliyor. Fatih, Trabzon, Rize, Giresun ya çay ya fındık üretiliyor. Bu anlamda da üreticiler özellikle fiyatların açıklanmasını yakından takip ediyordu. Fındık rakamları açıklandı. Nasıl yansıdı üreticiye fındık rakamları? Cengiz Han, bizler şu anda Giresun'da bir fındık bahçesinde bulunuyoruz. Üreticiler bahçeye girmek için, hasat için günler sayıyordu. Zira sahil kesimlerinde 3 Ağustos'ta hasat başlayacak diyebiliriz. Elimde görmüş olduğunuz çotanaklarda yavaş yavaş kızarmaya başladı. Biraz daha yukarılara çıktığımızda ise tarih biraz daha ilerlere geçiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık taban fiyatını açıkladı, 17 lira olarak. Üreticiler fiyattan oldukça memnun. Bizler de yayın konuğumuz Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan'la konuyu değerlendireceğiz. Evet efendim, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz üretici olarak? Fiyatı nasıl buldunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii son yıllardaki fiyatlara baktığımızda ve üreticinin kafasındaki soru işaretleri giderilmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Son yılların tarihi fiyatı olarak diyebiliriz. 17 lira Giresun kalite için süper bir fiyat. Üretici daha önceki yıllarda kafası karışıktı. Hasada girdiği zaman fındık fiyatı kaç lira olacak, ne zaman müdahale alımı olacak diye düşünceleri vardı. Hasattan önce fiyatın açıklanması çok olumlu buluyoruz. Bu yıl çok değişik fiyatlar olabilir serbest piyasada. Toprak Muhasebe Ofisi'nin alıma başlamasıyla beraber 17 lira tarihi fiyatla beraber ben bunun daha yukarı gideceğini düşünüyorum serbest piyasada. Çünkü ihtiyaçlar var, kontratlar yapıldı. Bu kontratların yapılmasıyla beraber serbest piyasada daha canlı, daha yüksek fiyatların da oluşacağını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bu alışkanlık devam eder. Üretici hasata başlamadan önce fiyat açıklanır ve bu tür fiyatlar, yani üretici cebinde fiyatlar iyi olduğu zaman, para girdiği zaman üretici bahçesine daha fazla zaman ayırıyor, daha fazla üretime yöneliyor. Bu da ülke ekonomisine bir katkı sağlamış olacak. Bir de baktığımızda sadece taban fiyat, kilogram fiyatının yanında destekleme ödemeleri de var. Evet. Mazot, gübre gibi. Evet, şimdi bu 50 randıman fiyatı 17 lira. Giresun kalite fındık genellikle 53-54 randıman gelebiliyor. Tahmin olarak Giresun fındığı 18 lira gibi bir alım fiyatıyla alınmış olacak. Bunun haricinde 170 lira alan bazlı desteğimiz var. 15 lira civarında mazot gübre desteğimiz var. Bunu da kiloma böldüğümüz zaman da 20 lira civarında üreticinin kilogramda bir üreticinin eline bir para geçmiş olacak. Bu ve bu parayla beraber, yani fiyatın canlı olması ya da kabul edebilir olmasıyla beraber üreticimiz artık arazisinde daha gönül rahatlığıyla çalışıyor. Daha fazla zaman ayırıyor, daha fazla ilacının gübresini atıyor, daha fazla gençleştirmeye önem veriyor. Bu da ülkenin ekonomimizin daha ilerlere gitmesine yardımcı olmuş olacaktır. Şimdi baktığımızda bir de rekolte beklentisinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Çok kısa olarak bunu da alalım. Evet, evet, bu yıl iyi bir sezon bekliyoruz. İyi bir ürün bekliyoruz. Geçen yıl 550 bin ton civarında bir tahmini rekolte vardı. Bu yıl 700 bin ton civarında bir tahmini rekolte olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii 700 bin ton da artık çok değil. Çünkü ihracat rakamına baktığımız zaman da kafa kafaya geliyor iç piyasada tüketilen. Yani üretimi daha fazla artırmamız lazım. Üreticinin cebine daha fazla bir kazanç koyarak. Teşekkür ediyoruz Nurettin Bey. Evet sevgili seyirciler, yaklaşık bir hafta sonra fındık bahçeleri şenlenecek diyebiliriz. Yaklaşık 440 bin üretici 770 bin dekar alandaki fındıklarını toplayarak piyasaya sunacak diyerek sözlerimizi burada noktalayalım.